Bu aksiyona girilecek Sabri'm. Beni vazgeçirmeye, engellemeye çalışma. Sen ne yaptığının farkında mısın peki? Onların içlerine kadar girip onlar gibi mi davranacaksın? Onlardan biriyim zaten Sabri'm. Değilsin. Onlardan biri değilsin. O kadın sana istemediğin her şeyi yaptıracak. Ne diyorsa yapmak zorunda kalacaksın. Sana öyle şeyler yaptıracak ki, seni öyle büyük bir karanlığa sokacak ki insanlığından utanacaksın. Ve bunları yapmak zorunda kalacaksın. Bunları kendimden biliyorum da söylüyorum. Çok insan kullandım ben. Bu yolun dönüşü yok. Girme bu yola. Benim insanlığım mı kalmış? Hı? Seni baban üzerinden tehdit ettiğini biliyorum. Bak gerekirse kadınla müzakere ederim. Babanı sıyırırım bu işten. Beraber tekrar kaçak durumuna düşersiniz. Bu defter açılmadan kapat. Şimdi beni geç. Ben babam için buradayım. Sen niçin buradasın Sabri'm? Benim de kendime göre sebeplerim var. Benim de kendimce sebeplerim var biliyor musun Sabri'm? Ben çok düşündüm. Üzerine yattım. Belki de bu önüme konulan mecburiyet değil de bir lütuftur. Lütuf mu? Lütuf. Hangi lütuf lan? Dün gece seni öldürüyorlardı lan az daha. Savcım. Can almayı bilen can vermeyi de bilecek. Ne yapıyorsun sen şimdi? Ne yapıyorsun? Hayır, şu anda ne yapmaya çalışıyorsun yani? Geçmişle mi hesaplaşıyorsun? Kafanı bıçağın altına mı koyuyorsun bu yüzden? Ne yapıyorsun? Savcım. Bu hayatta her şeyin bir bedeli var. Olmalı da. Ahirete kalmamalı. Burada çekmeli insan cezasını. Sen de aynı sebepten burada değil misin savcım? 3 yıl önce gömdün kendini doğduğun yere. O cennet mekanı cehennem eyledin kendine. Geçmiş geçmişte kaldı. Kaldı mı savcım? Hakikaten kaldı mı? Şu yüzüne bir baksana savcım. Geçmiş geçmişte kalmış mı acaba? Yaptıklarımızın bedelinin telafisi için burada değil misin? Vicdanını böyle rahatlatmayacak mısın? Yaptığımın telafisi yok benim için. Ne yapıldıysa beraber yapıldı sabrım. Bunun günahını tek başına omuzlama. O geceden sonra bir daha yüz yüze gelmediysek yaşananlar, yapılanlar unutuldu sanma. Unutacaksın. O gece orada olanları unutacaksın. O gece hiç yaşanmamış sayacaksın. Sen yapabildin mi savcı? Unutabildin mi? Hı? Hala vazgeçebilirsin. Vazgeçmek yok savcı. Savcı değilim ben. Dünya ile savcımsın. Geldik. Burası senin için son durak. Halil Sadi Sancaktar. Hadi bakalım in aşağı. Bak gün yarımdır. Çıkalım dışarı kal size. Sadece nereye? Böyle. Gel. Gel bakalım Canan'ın katili. Çok böyle. Çok bakalım. Akgün. Küreklere getir. Anlaşıldı. Burası mı savcım evde istirahatgah? Sen şimdi git. Bundan sonraki kızım her şeyin çok çirkinleşecek kızım. Gitmek yok savcım. Beni de göm buraya. Ama gitmem. Git oğlum git. Git. Senin buna şahit olmanı istemiyorum.
Bak oğlum diyorum, insan oğlum dediği adama böyle bir şeyi yaşatamaz. Bana yapman gereken şeyi yaptın. Yardımını ettin. Şimdi atla arabayı. Bas git buradan. Ben hallederim bunu. Eğer bir insan evladı atasının yanında sonuna kadar kalmayacaksa ben tükürmüşüm onun insanlığına. Git ben. Biraz sonra yapacağımız şey hayatımızın sonuna kadar peşimizden gelecek. Kimse bilmeyecek savcım, inan. Biz bileceğiz. Ben seni böyle bir enkazın altına sokamam. Savcım ben zaten bir süredir o enkazın altındayım. Allah aşkına beni yanında olmaktan mahrum etme. Yoksa hayatım boyunca bu benim peşimden gelecek, yarım kalacağım ben. Allah'ım sen savcım. Savcım. Bunu tek başına yüklenme. Allah yapacağımız şeylerden dolayı bizi affetsin. Kalk ayı. Doğrul. Doğrul. Doğrul! Bak ulan. Bak ulan. Anlat bakalım şimdi. Konuş. Son sözün nedir? Ben yapmadım. Benim kastım sanaydı. Oğlanın infaz emrini de verdim. Sadece bu. Ama karın... Ben öldürmedim. Canan Hanım'ı ben öldürmedim. Canan'ın adını ağzından silerim lan! Canan Hanım'ın adını ağzına alma lan! Beni insanlığımdan çıkardınız lan! Savcım bitti. Beni insanlığımdan çıkardınız lan. Savcım bitti. Lan beni ne hale soktunuz lan? Lan beni ne hale soktun? Yaşıyor mu? Nefes alıyor mu? Sen benim canımdan canı aldın. Sen benim canımı aldın. Karımı öldürdün lan sen benim. İnsanlığımı aldın lan elimden. Bunu sen yaptın. Ben yapmadım. Bunu sen yaptın. Sen benim karımı öldürdün. Benim insanlığımı çaldın. Bunu sen yaptın. İnsanlıktan çıkartacağım. Akgün beni affet. Beni affedebiliyorsan eğer... affet. Savcım eğer varsa... hakkım sana gani gani helal olsun. Seni icap edeni yaptım. Savcım, gitmeden sana son bir şey soracağım. Annemin infaz emrini kim verdi? Sen o döneme şahitsin, hakimsin. Annemin yanında durmuş insansın. Tanımışsın onu. Allah aşkına aydınlat beni. Tamam. O zaman şöyle düşün savcım, sanki böyle bir baba oğluna sanki son defa bir şey
söylüyormuş ki. Bir oğul sanki böyle babasına son bir şey soruyormuş gibi gitmeden önce, öyle düşün. Öyle cevap ver. Bir baba olarak cevap ver savcım. Kim? Annenin katlini emreden, azmettiren. Burada yatıyor. Allah senden razı gelsin. Ölmüşlerimizin ruhlarına değsin. Işıklar içinde uyusunlar. Selim Savcı. Günaydın. Hoş geldin. Çay kahve? Gel otur, seninle işimiz var. İstediklerin harfiyen yapıldı. Bundan sonra artık Akgün'e temasa geçmelerini bekleyeceğiz. Hoş, benim için çok uzak bir ihtimal ama madem sen bu kadar eminsin. Bu kadar da uzun beklemeyeceğiz. Böyle dip dibe mi bekleyeceğiz peki, pardon? Bize pusu kuran bu şahıslar olayın akabinde trafik kazasında hayatlarını kaybetmişler. Biliyor muydun bunu? Ama kaza değil. Sesleri kesildi. Canan'ın suikastini kim azmettirdiyse bu işi de yapan aynı kişi. Bununla ilgili savcılıktan talepte bulundum. Olay yeri dosyalarına ulaşmaya çalıştım. Otopsi raporlarına falan hiçbir şey bulamadım. Bunları resmi olarak mı istedin, pardon? Zamanı resmi bir titri vaat etmedin mi? Bak Selim Kara, senin şu anda bu kadar ortalarda görünmen mantıklı değil, tamam mı? Akgün'le ikinizi aynı anda sisteme sokmak dikkat çeker. Bizim şu anda ilk önceliğimiz Akgün'ü oyuna sokmak. Her şeyin bir sırası var. Sen de sıranı bekleyeceksin. Sen neyi sıraya diziyorsun ya? Sen neyi sıraya diziyorsun ya? Benim önceliğim Canan. Sen bir sakin ol. Sen bana ne anlatıyorsun ya? Biz böyle mi konuştuk? Bak Sare Akay, ben buraya işleri sıraya dizip sabretmek için gelmedim. Benim ilk işim bu adam neredeyse onu bulmak. Bu herif ortada dolanıyor, nefes alıp veriyor. Ben onu bulacağım. Sonra bulacaksın. Ne olacak? Ne olacak? Çekeceksin tetiği, öldüreceksin mi adamı? Ha? İntikam için mi buradasın? Ne bu bağırman? Bu yüzden mi? Sen buna şaşırmaya şimdi mi karar verdin? Yok, hayır, ben şaşırmıyorum. O zaman verdiğin söz tut. Sana verilen sözlerin hepsi harfiyen yerine getirilecek Selim Kara. Sen ona şüphe etme. Ah. Ne bu? Telefon. Kriptolu. Dinlenemez de takipte edilemez. İstihbaratta hoş geldin Selim Kara. Bak, ne bulmayı umduğunu bilmiyorum ama ben bu dosyayı defalarca inceledim. Bu mesele Akgün'e sirayet etmeyecek ama. Canan'la ilgili bir şeyin peşinde olduğunu öğrenirse kafası karışır. Canan Hanım onun için de önemli bir figürdü, değil mi? Sonuçta aklında annesiz büyümüş bir çocuk. Bir bak bakalım ne yazıyor burada. Ölen adamın kardeşin ifadesi. Abim ağzına hiç küsürmez yazıyor orada. Evet, sonra ifadesini değiştirdi. Bu adamı hemen alıyorsunuz, üzerine gidiyoruz, konuşturuyoruz. Belli ki bu adamın gizlediği bir şey var. Yavaş Selim Savcı. Bir yavaş, adım adım ilerleyeceğiz. Önce hedefimizi seçeceğiz, sonra yöntemimizi belirleyeceğiz.
Yöntem de hedef de belli daire başkanı. Adam burada bas bas bağırıyor gelin beni konuşturun diye. Gidiyorsunuz bu adamı alıyorsunuz, tamam bitti. Adamı gidip almayacağız Selim Savcı. Adam buraya gelmeyecek. Biz adama gidiyoruz. Ne demek biz gidiyoruz? Ya hala savcı gibi düşünüyorsun ya. Biz seninle bu metodoloji konusunda çok tartışacağız. Çok belli oldu bu şu an. Ya sen bir unutsana savcı olduğunu. Bırak mahkemeleri. Unut iddianameleri, kararnameleri ya. At bir cübbeni. Bu işte eğer ilerleyeceksek sessiz sedasız derinden yürümek zorundayız. Benim yöntemlerimle yürümek zorundayız. Anladın mı? Bak eğer beni oyalıyorsan. Ya ben seni niye oyalayayım ya? Kızın arıyor. Aç telefonu çalıyor hadi. Efendim Yağmur. Baba. Bir şey mi oldu? Burada mısın? Yani gittin mi? Ters bir şey mi var Yağmur? Birine bir şey mi oldu? Bak çok önemli bir şeyin ortasındayım şu anda. Sesini duymak istedim. Tamam ben seni arayacağım sonra. Kapatıyorum. Metodoloji diyordun, yöntem diyordun. Evet dinliyorum. Yarın ilk iş ne yapıyoruz onu söyle bana. Kızın iyi mi? Ne? Yağmur. Kızın. İyi mi? İyi. Altay nasıl? Şimdi bak. Ailemle ilgili araştırma yapmana ses etmiyorum. Görevin tanımın dahilinde olabilir eyvallah ama benim özel hayatımla ilgili bana soru soramazsın. Altay başına bir iş açmış olamaz mı? Çocuğun başına bir iş gelmiş olamaz mı? Altay'ın ruhsal durumu seni niye ilgilendirsin ki? Ha? İsimleri dışında başka şeyleri de mi araştırdın? Ne kadar derine gittin? Ergenlik çağının orta yerinde annesini kaybetmiş bir çocuğun başına bir iş açması anormal mi sence? Bunu tahmin etmek çok zor. Efendim Sayın Müdürüm. Tamamdır. Tamam. Akgün görevini yerine getirmiş. Zaman oldu savcı. Çok şey yaşandı. Bedeller ödendi. Sen de en ağırını ödedin. Başın sağ olsun. Canan Hanım gerçekten de bulunmaz bir insandı. Ya şimdi böyle seninle yüz yüze bakıyoruz. Eğer kaybında benim bir dahlim olduğunu düşünüyorsan yüzüme bakmazsan anlarım ben. Canan'ın başına gelenler İki kişinin sorumluluğunda. Bir, o tetiğin arkasında duran kişi. İkincisi benim. Zamanı gelince bu işin sorumluları hesap verecek Selçuk Taşkın. Halil Sadi kansızı bu işin arkasındaki ama biri de onun nefesini kesti herhalde yoksa şoktan çıkardı piyasaya. Şimdi gelelim sana. Sen şimdi bu Soner denen çocukla hiç görüşmedin öyle mi? Öyle. Nişanına gittin. Sen içeri girdin. Seni gelip mezarethanede ziyaret etmedi. Halini hatırını sormadı. Öyle mi? Yok. Yok ha? İn lan aşağı. Savcım bir dur Allah aşkına bir dur. Ne olur bir sakin ol ya. İn ulan aşağı in soytarı. Ya sen. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Ha? Hadi bu kadına yalanını yutturdun. Ben yer miyim oğlum bu yalanı? Ya kork çocuk yok senin karşında. Düzgün konuş benimle ya. Çocuk Allah Allah. Yok karşımda. Adam mı oldun? Evet aynen öyle. O zaman bana çocuk gibi yalan söyleme. Oturalım adam gibi konuşalım. Soner sana ne söyledi? Ya geldi. Mahkemenin çıkışına geldi tamam mı? Geldi bu işte benim bir parmağım yok dedi. Sonra benden bir iş için yardım istedi. Olmaz dedim kabul etmedim. Yolladım gitti. Yolladın. Bak Soner'e tezgah kuramam. Benden böyle bir şey isteme sakın. Ne demek tezgah kuramam lan?
Ulan biz bu işe niye girdik ulan? Savcım bu çocuk bak hayatını koydu. Ben hapisten kaçarken el uzattı bana. Babam bugün hayattaysa Soner'in sayesinde. Soner olmaz. Soner'in arkasından ben iş çeviremem. Soner olmaz yeter ya. Bak sen adam seç diye biz bu işe girmedik. Duyuyor musun beni? Sen adam seç diye biz bu kadar adamın arasına dalmıyoruz. Soner abisine biat etmeye başladığı gün kendi tarafını seçti. Bitti. Artık onlardan biri o. Bizim kovaladığımız, arkasına düştüğümüz adamlardan biri. Başka bir yolunu bulurum ben. Soner olmaz. Soner'e ihanet edemem ya. Ben Soner'e ihanet edemem. Bana mı ihanet edeceksin? Aşağı savcım aşağı ne diyorsun ya? Aşağı ne o zaman? Soner'e ihanet edemeyeceksen eğer bana ihanet edeceksin. Savcı doğru söylüyor. Gel baba. Bu işte adam seçmek olmaz oğlum. Bu gemileri yaktıysan içindekileriyle birlikte yakacaksın. Ya da kendini yakacaksın. Kararını şimdi vereceksin. Bak şu anda. Şimdi hemen kararını vereceksin. Yolumuza bakacağız. Tamam. Ne tamam? Tamam şimdi arayacağım, söyleyeceğim. Yarın geliyorum diyeceğim. Ne isterlerse de yapacağım tamam mı? Kabul müsünüz? Tamam. Soner ya Soner! Nereye gidiyorsunuz Sare Hanım? Yağmurcuğum, kusura bakma bir aksilik oldu. Bugün gelemeyeceğim. Başka zaman telafi ederiz olur mu canım? Bu ne şimdi ya?